Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ben hayatım boyunca bana verilen her işi çok ciddiye aldım. Zannettim ki işi çok ciddiye alırsam herkes de benim gibi işi çok ciddiye alacak ve mükemmel işler yapacağız. Sonra ne kadar salak olduğumu anladım. Çünkü siz işi ne kadar ciddiye alırsanız çevrenizdekiler de bütün işleri size o kadar çok yüklerler. Bunun faydasını gördün mü? Tabii ki faydasını gördüm. Elbette. Çok genç yaşımda evrak memuru olarak girdiğim, yani getir götürücü olarak girdiğim bir şirkette 4 sene içinde satış müdürlüğüne ve genel müdürlüğe yükseldim. Evet, herhalde Türkiye tarihinde çok az bulunur bir başarıdır. Ancak dediğim gibi ilerleyen yıllarda baktım bu her işi çok ciddiye almak öyle pek de iyi bir şey değil. Ama ben buna rağmen bana verilen her işi çok ciddiye aldım. Benimle çalışanlar bilirler. Bilhassa gazeteciler, şimdi hepsi hayatta ve pek çoğu da ünlü gazeteciler, ben hariç. Onlar, eğer içinde tanıdıklarınız varsa onlara sorarsanız size benim her işi nasıl ciddiye aldığımı söyleyeceklerdir. Tansu Çiller Doğru Yol Parti Genel Başkanı iken bana danışmanlık teklif ettiğinde de ben yine çok ciddi bir şekilde bunu da çok ciddiye aldım. Dedim ki tamam. Bugüne kadar eleştirdiğim ve fakat eleştirilerimi hiç de ciddiye almayan Tansu Çiller benim bundan sonra bütün dediklerimi yapacak. Doğru Yol Parti'yi değiştireceğim ulan. Vallahi bu havalar dedim abi. Danışmanlık görevine başladıktan sonra işimi o kadar ciddiye alıyorum ki müthiş bir şey. Sabahın erken saatlerinde kalkıyorum, gazeteler okuyorum, ne var ne yok, dünyayı takip ediyorum. Elbette dünyayı takip ediyorum, ne var ne yok. Ondan sonra genel başkana raporlar hazırlıyorum, tavsiyelerde bulunuyorum. Tansu Hanım'ın umurunda bile değil. Mesela bir gün yaptığım çalışmalar sırasında şunu gördüm. Türk Müslümanları Umre'ye çok önem veriyor. Neden? Umre hac kadar pahalı değil. Hacca gitmek çok pahalı. Umre daha ucuz ve daha kolay. Tansu Çiller'e bunu hemen tavsiye edeyim dedim. Haliyle Merkez Sağ Parti lideri başbakanlık yapmış. Başbakanlık yaptığı parti genelde köylerde, kırsal kesimde etkili olmuş bir parti. En azından dedim kendimce tabii ki bu etkinlikte Anavatan Parti'nin giderek şehirleşen kadrolarının bu zafiyetini kullanırız. Kırsalda kalan Anavatan Partilileri de DYP'ye çekeriz. Bir gün sekreterinden, özel kalem müdüründen daha doğrusu Nalan Hanım'dan telefon geldi. Sayın Bayraktaroğlu, çok ani oldu, yarın dedi Torbalı'ya gidiyor Sayın Başbakanımız. Sizin de gelmenizi istediler. Hay hay dedim. Sabah şu saatteki Türk Hava Yolları uçağıyla gideceğiz. Orada lütfen havalanda hazır olunuz. Peki. Gittik. Ben uçağa uçuş kartımı aldım. Bindim. Tansu Çiller uçaklarda ikili koltuklarda en önde oturur. Yanına kimse oturmazdı. Oturtulmazdı. Otobüslerde de öyleydi. Çok seyrek oturanlardan biriyimdir ben. Evet. Otobüslerde, uçakta değil. Tabii ki en son geldi. Uçağa en sona bindi. Henüz o zaman muhalefet partisi ama ana muhalefet partisi genel başkanı uçağa bindi. Ben onun oturduğu koltuğun arka sırasındayım. Günaydın Sayın Bayraktaroğlu dedi. Günaydın Sayın Başbakanım dedim. Umre'ye gidiyormuşsunuz, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kahkaha atmamak için kendimi zor tuttum. Hayır efendim dedim, Umre'ye gidecek olan ben değilim, sizsiniz dedim. Öyle kaldı. Neyse. Ya beni ciddiye almamıştı ya da büyük ihtimalle Umre'nin ne demek olduğunu bilmiyordu. İlerleyen yıllarda Tayyip Erdoğan başbakan oldu. Tayyip Erdoğan çok sığ siyasetçiydi. Büyük ihtimalle halen öyle. Bir şey bilmiyordu. Ama bir özelliği vardı. Bilmediğini biliyordu. Ve demokrattı. Hukukun üstünlüğü kesiliyordu. Evet, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü falan diyordu böyle. Ben de yalan yok, seviniyordum. Beğeniyordum adamı ama ben Doğru Yol Parti Genel Başkan danışmanıydım. Neyse, seçimleri kazandı. Henüz başbakan değildi. Sadece genel başkandı. Sonra Deniz Baykal ve CHP sayesinde
affa uğradı. Yani anayasa değiştirildi ve üzerindeki siyaset yapma yasağı kaldırıldı. Başbakan oldu. Abdullah Gül koltuğunu ona verdi. Kendisi Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Onun o bir şey bilmediği ve danışmanlarından etkilendiği dönemde itiraf ederim ki danışman olmak isterdim. Ve inanırdım ki Türkiye'yi değiştirebiliriz. Neden değiştirebiliriz? Ya Süleyman Demirel'de, Turgut Özal'da merkez sağ partilerin genel başkanları, başbakanları olarak %40'ı geçmişlerdi. Süleyman Demirel 65 ve 69 seçimlerinde %50'yi de geçmişti. Recep Tayyip Erdoğan 35-34,5 kadar bir oy almıştı ama etkiliydi. Karizması güçlüydü. Eğer Süleyman Bey ve Turgut Bey gibi seküler kalarak merkezde siyaset yapabilseydi, yani dini siyaseti alet etmek yerine dindar görünseydi, Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı görünseydi, tabii artık geçti gitti, olurdu olmazdı bilmiyorum ama ben ve ben de yanında olsaydım emindim ki Türkiye Avrupa Birliği'ne çoktan üye olmuştu. Çünkü o zamanlar Tayyip Erdoğan bilmediğini bildiği için bilenleri dinliyordu. Neyse, olmadı. Sonra biliyorsunuz ben uzun süre işsiz kaldım. Çünkü Erdoğan beni Şarjuman gazetesinden kovdurdu. Uzun süre işsiz kaldıktan sonra, takma isimlerle yazı yazdıktan sonra bu YouTube'u keşfettim. Evet, YouTube'u keşfettim ama YouTube'u da bana keşfettiren bizim oğlumuz, sevgili yakışıklı aslanımız bizim Aşkın Samuray oldu. Dedi ki baba sen niye YouTube'da video çekmiyorsun? Nasıl bir şey dedim. Baba dedi ya hem şöyle şöyle böyle böyle falan. Peki oğlum dedim çekeyim. Ve ben YouTube'da video çekmeye başladım. Artık inanıyordum ki ben sade Türkiye'yi değil, dünyayı değiştireceğim. Abi en son geldiğim nokta Memduh Bayraktaroğlu, Osuruk'tan Tayyare, Selam Selin Oyarı. Kimsenin umurunda değil. İnsanlarımız hak, hukuk, adalet gibi şeylerle ilgilenmiyor. İlgilenseydiler Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı seçerlerdi. İnsanlarımız ekonomide refahla, bölüşümle, adil paylaşımla falan da ilgilenmiyorlar. İlgilenseydiler Kemal Bey'i seçerlerdi. Adam emeklilere bayram ikramiyesi de 15 bin lira. Abi seçmediler. 2000 liraya fit oldular, 2200 liraya. Buna rağmen mücadele ettim, mücadele ettim, mücadele ettim. Baktım ki olmuyor. Siyaset, kendi kanalımda siyaset analizi yapmamaya karar verdim. Çünkü beceremiyorum. Çünkü kendimi çok ciddiye alıyorum. Kendimi ve bana verilen işi çok ciddiye alınca bütün Türkiye'yi ve dünyayı hatta değiştireceğimi zannediyorum, olmuyor. Ama canlarım böyle yürümez. İki gündür Sözcü TV'den beni arıyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum. İki gündür de Sözcü TV'de 10'ar dakikalık, 15'ar dakikalık ekonomiyle ilgili yorumlar yapıyorum. Ben benden memnunum. Onlar benden memnun mu bilmiyorum. Ama ben çok büyük ihtimalle yine kendimi çok fazla ciddiye alacağım için, çok büyük, önemli tavsiyelerde bulunacağım için büyük ihtimalle oraya da bir daha davet etmeyecekler. Olsun be canlarım. Biz de burada sizinle gerekirse böyle eğleniriz be. Sinemadan bahsederiz, sanattan bahsederiz, heykelden, resimden, edebiyattan, tabii kitaplardan bahsederiz, şarkılar söyleriz, fıkralar anlatırız. Eğleniriz ya. Ne zaman? Bilmiyorum. Şimdilik Sözcü televizyonuna iki gündür davet edildiğime göre bakarsınız. Böyle haftada birkaç gün belki de davet ederler. Orada program yaparım. Oradaki yaptığım analizleri, ki onlar ekonomi analizleri, sizinle paylaşırım. İzlemeyenleriniz belki memnun olurlar. Müsaade eder misiniz böyle yapmamıza? Böyle olsun. En azından bir süre böyle olsun, müsaade ederseniz canlarım. Evet. Enseyi karartmayın diyeceğim mi? Tabii ki yine enseyi karartmayın diyeceğim. Çünkü hayat her şeye rağmen devam ediyor. Nefes alabiliyorsak, ayakta isek, yani henüz daha yataklara düşmemişsek, lütfen umudu elden bırakmayalım. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Her şeyin çok güzel olacağını en azından hayal edelim. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Şimdi lütfen buyurun. Sözcü'de bugün katıldığım
Senem Toluay hanımefendinin konu olduğum o programda bakalım neler söylemişim. Buyurunuz efendim. Onunla konuşalım. Memduh Bey merhaba. Merhaba hanımefendi. Sizin beklentiniz nedir? Yarın ne olabilir? Benim beklentim yok. TÜİK'in ne açıklayacağını, TÜİK ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başka bilen olabileceğini zannetmiyorum. Mehmet Şimşek bile belki büyük ihtimalle bilmiyordur. Zaten kendisi de galiba sanırım şu günlerde para peşinde koşuyor. Senem Hanım, enflasyon bir sonuç değil mi? Evet. Enflasyon sonuç. Sonucun sebebini Sayın Cumhurbaşkanı zamanında yanlış bildiği için Türkiye bu sıkıntıları yaşıyor. Ancak burada sonuç olan enflasyon aynı zamanda hayat pahalılığının sebebi. Demek ki ekonomide çok önemli bir şey var. Sebep ne, sonuç ne? Bazen sonuç olan sebep, sebep olan da sonuç olabiliyor. Ekonomi yönetiminin bunu çok iyi tespit etmesi lazım. Türkiye'nin sıkıntılarının başında arz ve talep kanununu unutmak geliyor. Oysa bugün uygulandığı iddia edilen liberal ekonominin kurucu babası Adam Smith ne demişti? Bir papağana arz talep kanununu öğretirsem onu iktisatçı yaparım demişti. Az önce bir simitçi, İzmirli bir simitçi miydi, Aydınlı bir simitçi miydi? Tam net hatırlamıyorum. Çok güzel bir laf etti. Daha önce dedi 60 tane simit satıyordum, şimdi 40 tane simit satıyorum. Bizim ülkemizi yöneten siyasetçi şunu bir türlü göremedi. Bizim gibi ülkelerde, az gelişmiş ülkelerde sanayici mevcut olan karının kaç olması gerektiğine bakar. Bir sanayici, bir işletmeci 2023 yılı sonunda sabit fiyat üzerinden 1000 lira kar etmeyi kafasına koymuşsa ne kadar üreteceğine bakmaz. Ne kadar, kaç paradan satabileceğine bakar. Yani ne kadar kar edeceğine bakar. Haliyle Türkiye gibi ülkelerde enflasyon ya da fiyat artışı hız kesmez. Ne zaman hız keser? Hani deminki o delikanlının dediği gibi sabır. Erdoğan diyor ya sabır sabır. İyi de Erdoğan hiç sabretmedi. Siz hatırlamayabilirsiniz, yaşınız çok genç. Dönüp geriye baktığınız zaman Türkiye'deki bütün ekonomik krizlerin bir sene öncesinde ekonominin acayip büyüdüğünü görürsünüz. Yani ekonomi politikalarının ya da politikacıların seçime giderken bilhassa ekonomiyi çok ısıttıklarını görürsünüz. Bu 78-79'da da böyleydi. 1994 öncesi 1993'de de böyleydi. 2001 krizinden önce de böyleydi. Dönüp baktığımız zaman Ecevit'in o 11 bakanlığı, transfer bakanlığı hükümetinde bile yıllık büyüme %7'nin üzerinde. 1993'e geliyoruz, yıllık büyüme 8.7, 94'te kriz, 5 Nisan ünlü kararlar. 2001 21 Şubat krizine geliyoruz, bir sene önce yani 2000'de büyüme 6.7. Şimdi Erdoğan'a baktığınız zaman bütün seçimlere giderken ekonomiyi aşırı ısıtmış, aşırı. Fakat bu ısınma sürecinde sanayici ne kadar kar edeceğine bakmış, ne kadar üreteceğine bakmamış. Bir de bunun yanına tabii ki haklıyız orada, ihracatı da ekleyin, yatırım yapmamışsınız, üretimi arttırmamışsınız, ihracat yapmak istemişsiniz, yapabildiğiniz kadar yapmışsınız. Bunu da yaparken sürekli cari açık vermişsiniz. Sonra da dönüp demişsiniz ki ya fiyatlar neden artıyor acaba? İşte bu nedenle artıyor. Evet. Bakın Singapur'da değil mi? Mutlaka takip etmişsinizdir. Singapur'da 2022 senesi cari fazla 200 milyar dolar, nüfus 5,5 milyon. Çin'e gelelim, hadi nüfus o da 1,5 milyar. Çin'de ise dış ticaret fazlası yaklaşık 1 trilyon, 905 milyar dolar. Bu ülkelerde enflasyona baktığınız zaman 4 ile 8-10 arasında gidip geliyor. Bize geliyorsunuz enflasyon. Bu oranlara inanmıyorum ben. Bu oranların doğru olduğuna inanmıyorum. Bana göre Türkiye'de doğru enflasyon açıklayan bir tek kurum var. ENAG. O da resmi bir kurum değil. Evet. Ama onun bulduğu enflasyon oranları ücretlerin ve maaşların ve emeklilerin gelirlerinde endeks, evet, olarak kabul edilir.
Şimdi tabii yani hani siz işte hani bile bile uygulanan yanlış politikaların ortaya çıkardığı maliyete vurgu yaptınız ve hani nasıl bu sürece geldik. Şimdi işte yarın enflasyon açıklanacak. İşte emekli için, memur için, asgari ücretli için önemli, kira artışları için önemli, özellikle iş yerleri için söylüyorum. Şimdi emekliler meselesi haftalardır gündemimizde. Yani bir türlü hükümetin önceliği olamadı. Hani yıl sonuna mı kalacak, bir an önce o düzenleme yapılacak mı? Yani 9 milyon emekli 7500 lira alıyor. Çok sayıda yine milyonlarca kişi de böyle 4-5 bin lira aralığında alıyor. Yani bir de onları da hatırlamakta fayda var. Ve dolayısıyla protesto üstüne protesto. Şimdi mesela sizinle izleyelim Gebze'deki emeklilerin adalet istemini, talebini. Neler söylemişler? Sonra konuşalım. Adalete aykırıp yola koyulmak istediler, önlerine valilik engeli çıktı. Varsa birkaç kurumdan balla huzur hakkı alanlar. Bir yanda hayat pahalılığı ve ard arda gelen zamlar, bir yanda da 7500 lirayla geçinmeye çalışan emekliler. İnsanlar yaşamak istiyoruz. Gebze toplanan emekliler 72 günlük oturma eyleminin ardından adalet arayışı için Ankara'ya yürümek istedi. Valilik güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Hak arayışı yağmurun altında devam etti. Sefalet ücreti istemiyoruz. Dernek Başkanı Nuh Erdoğan emekliler bütçeye yük oluyor söylemine cevap verdi. Hükümetin bir yetkilisi çıkıyor. Diyor ki emeklilerin bütçeye yük olduğundan bahsediyor. Emekliler bütçeye yük değildir arkadaşlar. Enflasyon karşısında ezildiklerini söyleyen emeklilerin tek isteği insanca yaşamak. Emekliler enflasyon karşısında ezdirilmiştir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Şimdi Memduh Bey, sizin bugünkü gazetenin manşeti de çok iyiydi. Avrupa bizi kıskanıyor, biz de Avrupalı emekliyi şeklinde. Hatta biz de birazdan bir haber getireceğiz ekrana. Orada Türkiye'de emekliler 7500 lira maaşla karnını doyuramazken Avrupalı emekliler kira, tatil yardım alıyor, refah yaşıyor. Kedisi köpeği için 120 euro destek alıyorlar şeklinde bilgiler de var. Şimdi son olarak dün meclisin açılışı, sonrasında resepsiyon, acaba meclis açılında emekliler yine bir ön plana gelir mi diye merakla gazeteciler sordu ama hani inşallah yanıtları, bakacağız, çalışıyoruz gibi yanıtlarla karşılaşıldı yine. Niye emekliler öncelik olamıyor sizce? Para mı yok? Tabii şimdi oysa bakınız bu çok güzel bir soru. Para mı yok sorusu. Joseph Stiglitz'in 90'lı yıllardaki ekonominin neden büyüdüğünü anlatan harika bir kitabı vardır. Ondan sonra da küresel krizi yazdı hatırlarsınız ve Nobel ödülü aldı. Bizim ekonomimizi yönetenler, iktidardakiler olsun, iktidara talip olanlar olsun, ekonominin gerçeklerini okumuyorlar. Bir defa biz okumuyoruz. Millet olarak okumuyoruz diyoruz ama Türkiye'yi yönetenler de okumuyorlar. Okumadıkları için ekonomik krize diyelim ki bakıyorlar. Ha falanca ülke ekonomik krizi nasıl çözmüş? Biz de öyle çözeriz. Ne yapmışlar? Diyelim ki kendi milli gelirlerine göre emeklilerine çok da fazla maaş vermemişler. O zaman biz de öyle yapalım. Ya bilmiyorum başka dünyada var mı başka ülkelerde ortodoks politikaları alkışlayan bizden başka bilmiyorum da iktidar medyası ve hatta muhalif medya da var mı bilmiyorum. Ortodoks politika dediğiniz tam da bu işte. Yani emeklilerin ve ücretlilerin maaşlarını kesmek. Bakınız bir kişinin 1000 lirası varsa o 1000 lira enflasyona sebep olmaz piyasaya çıktığında. Ama 1000 kişinin 1000 lirası varsa o para enflasyona sebep olur. Neden? Çünkü o 1000 kişinin her biri 1 lira harcarsa 1 liralık talep yaratır ve o 1 liralık talep piyasadaki 1000 tane ürüne talep olur. Eğer 1000 arz yoksa ne olur? Fiyatlar artar. Evet. Ama bir kişinin elinde 1000 lira varsa o bir kişi o 1000 lirayla ne yapacak? Diyelim ki gayrimenkul alacak. Ama piyasadan 1000 çeşit ürün almayacak. İşte ortodoks politika dediğimiz politika, Mehmet Şimşek'in uyguladığı politika bu. Buna neden şaşırdığımızı ben anlamıyorum. Ve bakıp yanlış anlamayın. Kimseyle alay ettiğim yok. Ama gülüyorum. Ya bu zaten politika bu. Sıkı para politikası, Fredmancı politika dedikleri. Hı-hı.
Ortodoks politika dedikleri bu zaten yani. Onun için Erdoğan'a anlatıyorlar yanına girip. Efendim şimdi biz ortodoks politikalara döndük. Nedir ortodoks politika? Erdoğan ortodoks politika deyince herhalde tamam mezhepçilik falan sanıyor. Değil. Ortodoks politika tam da bu. Emekliye zam yaparsanız harcamaya gidecek. 7500 yerine 15 bin lira verirseniz piyasaya 7500 yerine 1000 tane 15 bin girecek. İstemiyorlar. Peki. Neden? Üreterek enflasyonun önüne geçmek işlerine gelmiyor. Tamam. Bakınız Türkiye'ye Süleyman Bey zamanından kalma, Turgut Bey zamanından kalma otomobil fabrikaları. Süleyman Demirel'in son başbakanlığından kalma otomobil fabrikaları. Buzdolabı fabrikaları, çamaşır makinesi. Bakın Tayyip Bey zamanına bu fabrikaların üretimi yok. Bunlar hep geliyor. Yurt dışından ithal geliyor. Nasıl alıyoruz bunları? Borçlanıyoruz. Tamam. Birikmiş cari açık 750 milyar doları geçti. Peki. Say say bitmez aslında Sayın Bayraktaroğlu ama benim de sürem tamamlandı. Bir diğer konuğumu da bekletiyorum. Onun için kusura bakmayın. Ama en nihayetinde bugün uygulanan o politikanın da yükü vatandaşın üzerine diyorsunuz. Onun üzerine inşa edilen bir politika yürütüldüğü için emekliye de sıra gelmiyor diyorsunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için.